Selam, hoş geldiniz. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Muhtemelen şu an önünüzde yüzlerce sekme açık ve harıl harıl üniversite aramaya çalışıyorsunuz. Ama bu videoyu izlerseniz Galatasaray Üniversitesi hakkında güzel dol dol bilgiler edineceksiniz diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. Evet, Galatasaray Üniversitesi'nde Fransızca okumak. Nasıl? Evet, Galatasaray Üniversitesi'nde hazırlıkta Fransızca okuyorsunuz. Eğer Frankofon bir okuldan gelmediyseniz, Frankofon bir liseden gelmediyseniz Fransızca hazırlığı muhtemelen okuyor oluyorsunuz. Ve Fransızca hazırlıkta biz birazcık daha İngilizce öğrenirken çok zorlanan birisiydim ve İngilizce de öğrenemeden geldim okula. Lisede olan metottan dolayı. Ama bizim okulda çok farklı bir metotla Fransızca öğrendim. Çıyorlar. Derslerimizde aşktan bahsederek Fransızca öğreniyoruz arkadaşlar. Bundan daha güzel ne olabilir? Evet, ya derslerin içeriğinde hazırlıkta çok şey oluyor. Yani böyle çok gramatik, işte okuma ağırlıklı dil, bunlar da tabii ki oluyor ama işte bir video izliyorsunuz, bir diziden bir kesit görüyorsunuz. Evet. İşte Feyza'nın dediği gibi aşk hakkında, edebiyat hakkında ya da hocaların sizi o anlamda rahat bırakması da bence çok önemli. Size mesela farklı konular veriyorlar. Neyle ilgiliyseniz Fransızca ile onu bağdaştırıyorsunuz. Bir şekilde bir ödev, bir proje hazırlayabiliyorsunuz yani. Bu da bence insanı öğrenme konusunda bir şevk ediyor yani. Bu arada Fransızca hazırlıktayken bir tane Fransız, bir tane Türk hocanız olabiliyor. Ya da iki Fransız, iki Türk gibi değişimler de olabiliyor. Yani iki hocanız var arkadaşlar. Onların değerini bilin arkadaşlar. Hazırlık çok tatlıydı. Hazırlık bu arada. Güzeldi bence de. Bir de okulda okuyabilseydik daha iyi olurdu. Çünkü çok güzel bir okulumuz var, evet, aslında. Evet, online'dı bizim dönemde ama yine de çok güzeldi. Hazırlığın en büyük artısı bence, ya her okulda olduğu gibi, farklı farklı bölümlerden insanlarla aynı sınıfta oluyorsunuz ve okuldaki herkes, zaten küçük bir okul, tanıyor oluyorsunuz hazırlık bittiğinde. Bu çok güzel bir network oluşturuyor okul içinde. Aynen öyle. Ya bu arada küçük bir okul demişken okulun küçük olmasından da bahsedelim. Evet, doğru. Bu doğru. Baba oluyorum. 2019 esprisi yapmıyor. Her şey sizin için arkadaşlar. Doğru, küçük bir okulumuz var. Ama ben mesela bu konuda hiç şey olmadım, aynı çok daralıyorum gibi hissetmedim. Çünkü yani uçsuz bucaksız bir denizin yanındasınız. Evet. Ve çok güzel bir okul gerçekten. Kocaman işte çimlerin dolu olduğu bir kampüs olmadı. Evet, doğru. Ama yani bir deniz tarafı, bir kara tarafı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve sizler için arkadaşlar o iki yerde alttan bir tünelle birleşiyor. Sadece siz girebiliyorsunuz. Evet, sadece Galatasaray Üniversitesi öğrenci. Yani Galatasaray Üniversitesi'ne girebilenler girebiliyor. Bu da güzel bir ayrıntı bence. Bir de deniz manzaralı, boğaz manzaralı bir tuvaletimiz var arkadaşlar. Ama işte şöyle de bir şey var. Sosyal medyada çok gündem olan bir şey ama biz orada... biz orada sıçıyoruz arkadaşlar. Yok, sıçıyorsunuz de bunu. Ama bu saray binasında olan bir tuvalet yani... Çoklu tuvalet diyeyim, bir sürü var çünkü arkadaşlar. Saray binasında ve saray binasında genelde konferanslar, gösteri varsa, gösteriler aynen. Gerçi arkada da oluyor. Evet. Yani saray binasında oluyor. Bizim derslerimiz genelde arka tarafta oluyor. Kara tarafında. Aynen, kara tarafında oluyor. Şimdi dersler demişken bu arada biraz da aslında hocalardan bahsedebiliriz, evet, bence. Evet, hocalardan önce bir kulüplere girelim, bir tamam. Eğlenelim ya. Tamam, kulüplere. Kulüplerimiz de bu arada çok eğlenceli bence. Yani hani Galatasaray Üniversitesi sosyalleşme olarak birazcık sanki yokmuş gibi anlatılıyor. Hı-hı. Ama o küçük okulda biz bayağı sosyalleşebiliyoruz. İK yani işletme kulübünde bayağı etkinlik oluyor. Enler oldu. Bir sürü hı-hı ünlü geldi arkadaşlar, daha ne olsun. Bu hafta yani diğer hafta şey var, açık hava sineması evet. Var. Evet, ya çok güzel etkinlikler var aslında. Bence sosyalleşme olarak biraz daha sanki Galatasaray'da bu az oluyormuş gibi görülmesinin nedeni biraz daha bence küçük, içine kapanık bir okul olması. O da bence tamamıyla yerinden ve butik bir okul olmasından kaynaklı. Bu arada butik diye de üniversitemizi özel sanmayın arkadaşlar. Biz devlet okulunda okuyoruz. Puanlarımızla gerçekten bu okula giriyoruz yani. Özel üniversite değiliz, onu da belirtmiş olalım. İlber Ortaylı. Bir anda İlber Ortaylı. İlber Ortaylı var arkadaşlar. Arkadaşlar deniz kenarında görüyorsunuz bastonuyla dolaşıyor. Yanında 30 tane insanla falan. Ay çok tatlı bu arada. Çok. Candan Erçetin var okulumuzda. Müzik dersi vermiyor arkadaşlar. Edebiyat, Türk dili. Türk dili dersine giriyor. Onun dışında çok değerli birçok hocamız var tabii ki. Bu arada okulun birazcık akademik kısmına hı-hı girecek olursak. Genelde şöyle bir şey söyleniyor. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanamayanlar mı bu okula geldi? Yani kısmen...
Ya olabilir. Bazen olabilir tabii ki. Ama Galatasaray Üniversitesi'nde yani uçsuz bucaksız artıları var gerçekten. Tabii. Başta ya daha diplomatik şeylerde Galatasaray Üniversitesi tercih ediliyor. Bunu zaten bence biliyorsunuzdur şu zamana kadar izlediğiniz videolardan ya da duyumlarınızdan. Ama Galatasaray Üniversitesi'nin kulüpleri sayesinde bence çok iyi iş network'ü de elde edilebiliyor bence. Bu açıdan bence şanslıyız. Türkiye'de şanslı olan nadir insanlardır. Evet. Galatasaray Üniversitesi bile ekoldür ya. Kesinlikle abi. Frankofonuz biz yani. Evet. Bu arada ben şeyi de belirtmek istiyorum. Galatasaray Üniversitesi ikinci plana atılacak bir üniversite değildir arkadaşlar. Siz bizim üniversitede okuyorsanız ya da okumak istiyorsanız ya ben şurayı yapamadım, giremedim o yüzden girdim falan demeyin. Burası öyle bir okul değil ya. Siz Galatasaray'da okuyacaksınız arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Ve hocalardan bahsettik az önce. Bir de biraz Feyza Akademi'den bahsetti. Evet, Galatasaray biraz daha akademik yönüyle önde olan bir üniversite. Zaten kurulma amacı da öyleymiş başta. Ki o ekolü de zaten sürdürüyorlar bence. Bunun da Fransız ekolünün de tabii ki çok etkisi var. Ama öbür taraftan bence sanat yönüyle de çok kuvvetli bir üniversite. Ve ben her üniversitede bunun olduğunu düşünmüyorum mesela. O anlamda bence şanslıyız yani. Ya evet, bir de şey de çok güzel. Bizim bölümümüzde en azından. Biraz onu da geçeceğiz ama. Yani müzikle ilgili, eş zamanlı olarak müzikle ilgilenen çok fazla hocamız var. Ya yani bu hani görülmedik bir şey değil tabii ki ama okulumuzda müziğe ayrı bir önem veriliyor. Yani müzik odamızı sürekli olarak kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey aslında. Herkesin spor salonu sürekli kullanılabilir. Bizde de müzik yani. Biz öyle bir okuluz işte. Biz öyleyiz işte. Bu arada yemekhanemiz de Twitter'da mutlaka görmüşsünüzdür. Harika restoran gibi bir yemekhanedir. Bunu da bilin. Salata barımız var arkadaşlar. Ya ve çok güzel salata çeşitleri çıkıyor. Evet. Ya ben yemin ederim bazen okula gitmeyecek oluyorum. İşte dersim olmuyor ya da gitmek istemiyorum o gün. Sonra diyorum ki ya okula gideyim yemek yiyeyim bari. Evet, gerçekten bu yüzden gittiğim çok oldu. O salata barı gerçekten çok ucuz. Evet, ucuz yani bu devirde, bu fiyata, salatalar da, yemekler de, vegan seçenekler de, vejetaryen, ya adınızı yazdırıp vejetaryen, vegan yemek yiyebiliyor olma durumu bizim okulumuzda zaten çok uzun bir süredir bence var olan bir şey. Aynen. Ya şu anda mesela yemekhaneye o konuda da bilgi verelim. Zaten videonun yayınlanma tarihine de bakarsınız. Biz şu anda 9 lira civarında veriyoruz. Sabah kahvaltısı ne kadar bilmiyorum şimdi, yalan olmasın. Genelde sabah kahvaltısı 1 lira daha az oluyor. Öğle yemeği 9 lira dersek işte muhtemelen 8 ya da 7 falandır. Akşam yemeği de 10 lira civarında oluyor. Şu an böyle bir fiyat var. Yani Türkiye şartlarına göre Galatasaray gibi bir okulda böyle güzel menüler yemek için bence gayet uygun bir fiyat. Kesinlikle. Yemeklerimiz dolu dolu, porsiyonlar dolu dolu, güzel yemekler oluyor. O konuda da yani aç kalmazsınız merak etmeyin. Bu arada şimdi kendi bölümümüzü de anlatacağız ama onun öncesinde şunu da belirtelim. Okulumuzun bir yurdu yok bu arada arkadaşlar. Okul Ortaköy'e doğru yer alıyor. Tam Kabataş'ın orada, Kabataş nerede biliyorsanız. Beşiktaş'a çok yakın yani. Ama şehir dışından gelecek arkadaşlar da çok vardır eminim. Bir yurdun olmadığının bilincinde olun. Ama Üsküdar okula çok yakın. Vapurla gelebiliyorsunuz. Aynı zamanda Beşiktaş'ta da yurtlar bulunuyor. Üsküdar'a kalkan vapur var bizim okulda. Evet, arkadaşlar. Kalkan biliyorsunuz ve sadece şadılığımıza bak. Evet ya, insanlar böyle tıngır mıngır trafikten giderken biz deniz üstünden adam götürüyoruz. Sen, sen biz ikimiz götürüyormuşuz. Teyzer biz sürüyoruz. Vapur sürülüyor mu ya? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar, yorumlara yazın. Ha bu arada çok uzattım, özür dilerim ama yorumlara yazın derken de şunu belirtmek istiyorum. Kanalımıza ilk defa geldiyseniz eğer kanala abone olmayı unutmayın. Zili açın, yorumlar yapın ve özellikle üniversite hakkında Galatasaray Üniversitesi ya da genel olarak bölümümüz ya da üniversite okumak hakkında sorularınız varsa da biz yorum kısmında hep aktif olacağız Feyza ile bu dönemde. O yüzden size çok hızlı cevaplar verebiliriz. Soru sorabilirsiniz bize. Evet, ayrıca Instagram'dan da zaten ulaşabilirsiniz bize. Aynen. Yine bir anlamı yok podcast yazarak. Bu arada okulumuz küçük bir okul. Hangi bölümler var bu çok merak ediliyor. Mühendislikler var ama daha çok okulumuz sosyal bilimler olarak önde olan bir okul. Evet. İşletmesi de yine çok aynen iyi. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iletişim, ekonomi, felsefe, ekonomi gibi bölümler var. Biz ise sosyoloji okuyoruz. Arkadaşlar bu arada okulda psikoloji de yok. Bu da çok karıştırılıyor bence. Sosyolojimiz var, felsefemiz var ama psikoloji bölümümüz yok. Psikolojiyle ilgili olan psikolojide uzmanlaşmış hocalarımız var bu arada. Bizim de derslerimize giriyorlar ama özel olarak bir psikoloji bölümü bulunmamak. Sosyoloji bölümü hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben bölümümü çok seviyorum. Şu anda yani sosyoloji okumak isteyen varsa özellikle burayı daha can kulağıyla dinlesin bence. Genel olarak Türkiye'deki sosyoloji bölümleri hakkında bir konuşma yapmış
demeyeceğim. Ama Galatasaray'da sosyoloji okumak bence çok güzel. İsteyerek geldiyseniz, hatta bence tam olarak emin olmayarak ama ya sosyolojide evet bir ilgimi çekiyor diye de geldiyseniz bence çok hoşunuza gidecek bir bölüm. Çünkü hocalarımız çok iyi, çok donanımlı hocalar alanlarında. Ve şöyle bir şey var, mesela diğer üniversitelerde araştırdıysanız görmüşsünüzdür. Çok fazla sectionlarda aynı dersler veriliyor. Ama bizim mesela her hoca kendine has, kendiyle özdeşleşmiş dersler veriyor. Ve onlardan sadece bir insandan alabiliyorsunuz. Evet, evet. Yani daha da alamıyorsunuz. Bu bence çok güzel bir şey ve dersi çok dolu dolu kılıyor. Onun dışında ders içerikleri nasıl oluyor? Okuma ağırlıklı, yazma ağırlıklı oluyor genelde. Çok hani slide gösterip işte onu ezberleme gibi değil de konuşma tartışma gibi ilerliyor. Evet, bu arada Fransızcayı da iyi bilmekte fayda var bu konuda. Size büyük katkı sağlıyor. Çünkü gerçekten çok fazla okuma yükümüz oluyor. Evet. Şey, dersler bu arada çok gerçekten eğlenceli. Biz zaten derslere gide gele, ay podcast mi kaydetsek demeye başlamıştık. Evet. Çünkü çok hayatın içinden şeyleri sosyolojik olarak görüyorsunuz. Aa, bu benim bugün düşündüğüm bu şey buna mı giriyormuş oluyorsunuz. Gerçekten çok eğlenceli. Hani sosyoloji okumak konusunda soru işaretleri varsa hemen kaldırın onları. Hemen şu an kaldı. Evet, çok evet. Eğlenceli bir bölüm gerçekten. Tabii ki ders yükü de var. O da Galatasaray farkı olsun artık. Ne yapalım? Evet. Yani bir şey zaten kaliteliyse o emin olun zordur arkadaşlar. Yani böyle bir gerçek var. Ve kaliteli bir okulda okuyacaksınız. Kaliteli bir bölümde okuyacaksınız eğer sosyoloji tercih ederseniz. Ki diğer bölümler de öyle. Mesela siyaset de yani okuma olarak sosyolojiye çok benziyor. Onun da ağır okuması var. Mesela siyasette sosyolojide %90-100 arası Fransızca içeriyor. Ekonomide mesela biraz daha Fransızca az falan, böyle bölümlere göre Fransızca oranı değişebiliyor. Mesela hukukta, evet. Hukuk Galatasaray'ın en ünlü bölümü zaten biliyorsunuz. Orada hukuk okuduğunuz için doğal olarak Fransızcayı biraz daha az kullanıyorsunuz. Ama bizim bölümde Feyzan da dediği gibi ağır bir Fransızca var. Ama bu gözünüzü korkutmasın çünkü çok güzel bir bölüme geleceksiniz. Evet. Aynen öyle. Bu arada Erasmus'tan da biraz bahsedelim. Okulumuzda sınıflarda az öğrenci olduğu için genelde çoğu kişi Erasmus'a gidebiliyor. Eğer ortalamanız da belli bir sınırdaysa rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Hibe alma konusunda da bir tık daha rahatız diğer üniversitelere göre. Yani çok fazla arkadaşım var, sadece bütün bölümden bir kişinin alındı. Evet, kaldı evet. Ki 200 kişilik sınıf yani. Biz de 20 kişiyiz diyelim. Hadi 30 diyelim, yani 30'a bile bir 12-13 kişiye tekabül ediyor. Evet. O açıdan büyük avantaj. 3'te yapamıyorsanız 4'te yapıyorsunuz. Yani yine onu danışman hocanızla da konuşursunuz. Yani sadece sosyolojiye. Neyse. Böyle işte. Niye sinirlenme? Gidin okuyun lan. Biz ne anlatacağız? Ya bu arada Erasmus'a gitmeseniz de Fransa'ya gidiyor musunuz acaba? Gidiyoruz durum acaba? Türkiye'de şöyle bir gerçek var ki yurt dışına gitmek gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Ama Galatasaray bence hala o anlamda çok avantajlı. Çünkü Erasmus'ta sağladığı imkanlar, çok fazla öğrencinin gidebilmesi, çok fazla öğrencinin hibe alabilmesi ve gerçekten Fransa'da çok fazla üniversiteyle anlaşmalı olması, ki Belçika'da ve İtalya'da buna dahil bu arada. Bu çok avantajlı bir şey. Ayrıca bizim bazı bölümlerimizde mezun olurken tez de yazıyoruz. Yurt dışında eğer yüksek lisans yapmak istiyorsanız siz zaten lisansınızdan tez yazarak mezun olduğunuz için yüksek lisansa çok kolay kabul alabiliyorsunuz ve o yüksek lisansı 2 yıl yerine 1 yıl okuyabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Wow. Çok güzel. Güzel avantajlı bir okulumuz var. Ayrıca zaten hadi bunların hiçbirini yapmıyor olun. Şantiye projeleri var. Hazırlığı bitirdiğinizde size okul. Aslında sadece hazırlığı bitirdiğinizde değil. Her okul, yıl bunu her sağlıyor. Her yıl böyle bir hakkınız var. Şantiye projeleri. Okulun yanlış bilmiyorsam vizeyi karşıladığı ve projeye bedava olarak gittiğiniz ama yol masrafları size ait olan, yani kalacak yer ve yemeğe onlara dahil olacak şekilde size gönüllü çalışma alanları oluşturuyorlar diyebiliriz. Orada Fransızcanızı geliştirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Güzel bir fırsat. Galatasaray Üniversitesi bu şekilde arkadaşlar. Okula gelmeye karar verirseniz, olur da oryantasyona falan gelirseniz biz oralarda oluruz diye düşünüyoruz. Gerçekten bize yazabilirsiniz bu arada. Yani bizim bu kadar YouTuber ve havalı olmamıza bakmayın arkadaşlar. Biz aslında çok samimi insanlar. Bize yazabilirsiniz gerçekten. Yardımcı olmaya çalışırız. Biz sosyoloji okuyoruz, söyledik. Ama farklı bölümlerde ihtiyacınız varsa birilerini bulabiliriz. Evet. Sizinle konuşturabiliriz vesaire. Yani elimizden gelen her şeyi yaparız. Umarım bu videomuz sizin için faydalı olmuştur. Şöyle stresli dönemi atlattıktan sonra da diğer videolarımıza belki göz atmak istersiniz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.